Merhaba, bu programa Sağlık Kurumlarında İletişim ders kitabının ikinci ünitesinde yer alan Sağlık Kurumlarında Kurumsal İletişim bölümüyle başlayacağız. Programda kurumsal iletişim yönetimi, sağlık kurumlarında iletişim türleri ve kurumsal iletişim, sağlık kurumlarında kurumsal iletişim birimleri ve sağlık kurumu çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları başlıklarına ele alacağız. İletişim, toplumsal yapının temelini oluşturan sistem, kurum içi ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan araçtır. Kurumsal iletişim ise gerek kurum içi birimler arası iletişim ve etkileşimi sağlama gerekse kurumun dış çevresi ile olan ilişkilerinin koordinasyonunun sağlanmasında önemli bir süreçtir. Kurumdaki çalışanlar arasında uygun etkileşimi sağlayan öe kurum içi iletişimdir. Kurumsal iletişim ağının niteliğini belirleyen değişkenler şunlardır. İletişim ağının büyüklüğü, iletinin izlediği yol, iletişim ağının geri dönüşe elverişliliği, iletişim ağının kanal sayısı ve iletişim ağının örgüte uygunluğu. Sağlık kurumları iletişimin oldukça yoğun yaşandığı kurumlardır ve her kurumda bir iletişim sistemi vardır. Bu sistem birbirlerine iletişim kanallarıyla ile bağlıdır. Kurumlarda bulunan iletişim kanalları ikiye ayrılır. Biçimsel iletişim, dikey, yatay ve çapraz iletişim kanalları ve kurum dışı iletişim kanalını içerir. Biçimsel olmayan iletişim ise doğal iletişimi kapsar. Kurumlarda önem taşıyan iletişim kanalı biçimsel iletişimdir. Biçimsel iletişim kurumda kurallar doğrultusunda gerçekleştirilen kurum üyelerinin kişiliklerinden soyutlanmış statüler arası iletişim türüdür. Bu yapıda dikey iletişim yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru iletişimdir. Üst basamaktaki çalışanlar ile alt basamaktaki çalışanlar arasındaki emir ve bilgi akışını sağlamaktadır. Yatay iletişim aynı düzeydeki kişiler arasında ya da birbiri üzerinde otoritesi olmayan kişiler arasında kurulan iletişim olup kuruluşun birimleri arasındaki eş güdümü sağlamaktadır. Çapraz iletişim bir bölümdeki çalışanlar ile diğer bölümlerdeki ast ve üstler arasındaki ilişkileri içerir. Biçimsel olmayan iletişim kurum çalışanlarının oluşturdukları biçimsel olmayan gruplar ve bu gruplar arasında gerçekleşen kişiler arası iletişimdir. Biçimsel olmayan iletişimi ortadan kaldırmak mümkün değildir. Başarılı bir yönetici biçimsel olmayan iletişimi ortadan kaldırmak yerine bunu kurum amaçları doğrultusunda etkili bir araç olarak kullanabilir. Sağlık kurumları emek yoğun işletmeler olduğu için sağlık personelinin birbirleriyle ve hastalarıyla iletişimi güçlü olmak zorundadır. Sağlık çalışanlarının kullandıkları terminoloji de oldukça önemlidir. Güçlü iletişim için kişiler arası aktarılan aynı iletiyi anlamak önemlidir. Sağlık hizmetleri hata kabul etmediği için sağlık personeli hem hastaların hem de kendi sağlıklarını korumak adına çok dikkatli olmak zorundadır. Bunun içinde sadece bilgi iletişim sistem ağının doğru, net ve zamanında girilmiş verilerle değil, kişiler arası iletişimde de hızlılık, netlik ve doğruluk önem taşır. Sağlık kurumlarındaki kurumsal iletişim birimlerinin başında halkla ilişkiler birimi gelir. Diğer birimler ise şunlardır. Hasta iletişim birimi ya da hasta hakları birimi, karşılama, dayan, danışma ve yönlendirme birimi, hasta müşteri ilişkileri birimi, sosyal hizmetler birimi ve protokol hizmetleri birimi. İşletmelerde kurumsal iletişimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi halkla ilişkileri biriminin sorumluluğundadır. Halkla ilişkiler bir kuruluş ve onun hedef kitleleri arasında karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kurup sürdürmek yoluyla kuruluşun başarısında önemli bir rol oynayan bir yönetim fonksiyonudur. Karşılama, danışma ve yönlendirme birimleri hastayla ile iletişimin başlangıç noktalarıdır. Bu birimlerde çalışanların iletişim becerisine sahip, sabırlı, güler yüzlü, empatik, becerisi yüksek, diksiyonu düzgün kişilerden seçilmesi olumlu bir kurumsal imajı için önemlidir. Birim çalışanlarının düzenli olarak hasta memnuniyeti, hasta hakları, iletişim becerileri, engelli kişilerle iletişim gibi eğitimler alması sağlanmalıdır. Hasta İlişkileri Birimi ya da Müşteri İlişkileri Birimi adı altında hizmet veren birimlerin temel amacı sağlık kurumu çalışanlarına ve hastalarına yönelik hizmetlerde ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli desteği sağlamaktır. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastalara yönelik poliklinik ya da klinik hizmetleriyle ilgili işlemlerin yürütülmesi, Tetkiklerin takip edilmesi, hasta ve ailesinin bilgilendirilerek yönlendirilmesi, hasta ve yakınlarının sorunlarının çözümlenmesi gibi görevler bu birim tarafından yürütülür. Hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi ve hasta hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla Sağlık Kurum ve Kuruluşları bünyesinde Hasta Hakları Birimi bulunur. Hastaların kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde, alanında uzman kişilerle hizmet veren bu birimlerde çalışan görevliler, gelen şikayetleri belirtilen süre içerisinde incelemek ve gerekli mevzuat çerçevesinde işlem yapmakla yükümlüdürler. Sağlık kurumlarında bulunan sosyal hizmet birimleri, hastaların tedavi programlarından en üst düzeyde yararlanabilmeleri için gereken psikolojik ve sosyal destek sağlamak için kurulmuştur. Bazı hastanelerde üst düzey bürokratların sağlıkla ilgili problemlerinde yardımcı olmak için protokol hizmetleri birimi bulunmaktadır. Bu birimler protokol mensubunun randevu alma, poliklinik muayene, tetkik, yatış ve taburculuk işlemlerini ve hasta ziyaretlerinde karşılama, ağırlama, uğurlama işlemlerini yürütmektedir. Sağlık Kurumları 2011 yılında yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden yapılandırılmıştır. Bu kararnameye göre Sağlık Bakanlığının il ve ihtiyaca göre kurulacak ilçe yönetim birimleri il ve ilçe sağlık müdürlükleridir. İl Sağlık Müdürlüğü kapsamında ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz sağlık ve acil sağlık hizmetleriyle personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar kurulabilir. Ayrıca hastaneler hastane başhekimi tarafından yönetilir, hastane başhekimine bağlı olarak idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulmaktadır. Bakanlıkça hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde yönetim görevleri tek kişiye verilebildiği gibi hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar arttırılabilir ve görev dağılımları yeniden belirlenebilir. 2014 yılında sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelik gereğince sağlık kurumlarında yer alan sağlık meslek mensupları ile diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımları yapılmıştır. Bu meslek mensupları şunlardır. Tabip ve uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire, fizyoterapist, odyolog, diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, anestezi teknisyeni, teknikeri, tıbbi görüntüleme teknisyeni, teknikeri, ağız ve diş sağlığı teknikeri, ameliyathane teknikeri, diyaliz teknikeri, eczane teknikeri, iş ve uğraşı terapisti, optisyen, acil tıp teknikeri, hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, sağlık idarecisi, yaşlı bakım teknikeri, evde hasta bakım teknikeri, tıbbi sekreter, biyomedikal cihaz teknikeri. Bu programda sağlık kurumlarında iletişim ders kitabının ikinci ünitesinde yer alan sağlık kurumlarında kurumsal iletişim bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan kurumsal iletişim yönetimi, sağlık kurumlarında iletişim türleri ve kurumsal iletişim. Sağlık kurumlarında kurumsal iletişim birimleri sağlık kurumu çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları başlıklarına değindik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.